Adnan Bey, Sayın Erdoğan kadınlara verilmesi gereken değerle ilgili şöyle bir açıklama yaptı Cumhurbaşkanımız. Kadın ve erkeği eşit konuma getiremezsiniz. O fıtrata terstir. İş hayatında hamile bir kadını erkekle aynı şartlara tabi tutamazsınız. Erkeğin yaptığı işi kadına yükleyemezsiniz. Mesela komünist rejimlerde böyleydi. Eşit değil, eşdeğerdirler. Adaletin üstünde durmak gerekir. Ayrıca kadına şiddet uygulayamazsınız. Hatta yanınızda yaşlanırlarsa öf bile diyemezsin. Bizim değerlerimiz bu. Bizim dinimiz kadına bir makam vermiş. Annelik makamı. Ben anamın ayaklarının altını öperdim. Orada cennet kokusu var derdim, dedi. Güzel konuşmuş. Doğru tabii, kadınlara ağır işler verilmesi zulüm olur. Fıtratına aykırı. Onu defalarca daha önce de konuşmuştuk. İslam'ın bakış açısı budur. Vicdanın gereği budur. Eşit değil, eşdeğerdirler, diyor. Şimdi o anlamda daha da üstün hatta kadın. Merhamette, şefkatte, temizlikte, titizlikte, detay düşünmede daha üstündür. Şöyle eşit değil. Yani kadına daha fazla hak verilmesi lazım. Yani erkek üstünlüğünün kaldırılması lazım. Mesela mecliste kadın daha çok olması lazım. Efendim, kolay işlerde kadınlar çalıştırılması lazım. Zor işler erkeklere mesela. Çünkü bedeni müsait. Yani öncelik sırası kadına verilmesi gerekiyor. O yönde eşit değil. Hakları daha fazla olması lazım. Avantajı daha fazla olması lazım. Avantaj yönünden üstün olması lazım. Eşit değil deyince yanlış anlaşılır. İki türlü anlaşılır yani. Erkek daha üstün, kadın daha geri. Yani ilk anlaşılacak mana budur. Nitekim Avrupa'da da bu şekilde anlaşılmış. Ters anlaşılmış. Tayyip Hocam yeni bir açıklamayla bunu yeniden pekiştirsin. Yani kadının üstünlüğü kabul edilmesi gerekiyor. Kadın erkek eşitliği değil, kadının üstünlüğü kabul edilmesi lazım. Merhamette, şefkatte, sevgide, kibarlıkta, nezahette, her şeyde kadın daha üstündür. Şehirler kadın için oluşturulur. Kadınlar olduğu için oluşturulur. Evet. Şehirlerin oluşma nedeni kadındır. Evet. Dolayısıyla kadının üstün yönleri vurgulanıp o üstün yönlerin teslim edilmesi gerektiği anlatılması lazım. Evet. Yalnız bu şekilde bırakılırsa bu yarım olur. Yani gereken etkiyi yapmamış, verilen örnekler yeterli olmamış, daha kapsamlı bir örnekle anlatırsa Tayyip Hocam, o da basında yer alır, çok etkili olur. Yoksa bu yarım haliyle kalır, olumsuz bir görüş olarak devam eder. İyi olmaz yani. Çünkü baktığımızda kadın daha temiz, daha şefkatli, daha merhametli, daha ince düşünceli, daha detaycı, daha estetikten yana, daha sanatçı ruhlu. Doğru mu? Doğru. İnkar edecek bir durum yok yani. Bilimsel olarak bu bir gerçek. Bunun teslim edilmesi gerekiyor. Mesela iş yerlerinde öncelikle kadınların alınmaz. Mesela mecliste öncelikle kadınların alınmaz. Zor işlerde kadının çalıştırılmaması. Yani üstünlüğünün kabul edilmesi, eşitliğin kaldırılması. Bu önemli. İnşallah. Yani pozitif yönde nizahatin, kalitenin, güzelliğin bir gereği olarak, güzel ahlakın bir gereği olarak nasıl anneye bir üstünlük veriyoruz? Kadına üstünlük verilmesi gerekir. Mesela yabancılarda da böyle de, değil mi? Kadın arabada inerken adam iner, arabayı açar. Değil mi? Kadını elinden tutup arabada inirtilir. Bu onun üstünlüğünü gösterir. Mesela bir yere geldiğinde hanımlar ya ayağa kalkılır. Mesela bu onun üstünlüğünü gösterir. Her yerde üstünlüğünün göstertilmesi gerekiyor. Kadının üstün olması medeniyetin süsü ve güzelliğidir. Bir ahlaktır bu. Ahlak üstünlüğüdür. Bu bir güzelliktir. Bunun yapılması gerekiyor. Konu bu.